10 numara. FIFA 18. Yani şunu bir aradan çıkartmak lazım. FIFA 18 beklediğim bir oyun. Yani kariyer yapacağız, bir sürü macera yaşayacağız, bir sürü şeyler yapacağız. Bunlar için bekliyorum. Yoksa oyunun herhangi bir yeni duyurulan özelliği ilgimi çekmiyor şu anda benim. Zaten iyi bir oyun olacaktır tahmin edeceğim üzere. Çok kritik bir hata yapmazlarsa o yüzden severek oynayacağım bir oyun olacaktır diye düşünüyorum. Gene bir senemi çeşitli vakitlerde harcayacağım ve gömeceğim diye de tahmin ediyorum. 9 numara Red Dead Redemption 2. Şaka. Red Dead Redemption 2 bildiğiniz gibi 2017'de çıkmıyor. Ertelendi, 2018'de çıkıyor. Peki bu listede niye 9. numarada? Çünkü en çok beklediğim 9 oyun yapmak çok saçma geldi. Sırf 10 yapmak için şakalı bakalı oyun aldım. Özür dilerim. 8 numara Uncharted The Lost Legacy. Şimdi DLC olmasaydı eğer listemin üst sıralarına çıkabilirdi ama DLC oyunlarla benim hiç aram yoktur. Hatta en son bir oyuna DLC ne zaman aldım gerçekten hatırlamakta güçlük çekiyorum. Ya aldım biliyorum ama en son ne zaman aldım hatırlayamıyorum gerçekten. Ha en son Witcher aldım ya. Evet Witcher Blood and Wine en son aldım DLC olabilir. Normalde çok DLC meraklısı bir insan değilim ama Naughty Dog şöyle bir açıklama yapmıştı. Agalar biz DLC yapmayı bilmiyoruz. Ne zaman DLC yapsak elimizde böyle bayağı bir oyun olmaya başlıyor demişti. O yüzden bu oyunun da uzun saatler harcayacağımız bir DLC olacağını tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle Naughty Dog gene iyi bir iş başaracaktır. Left Behind'dan ziyade Last of Us'ın Left Behind DLC'si biraz böyle sinematik deneyim gibiydi. Daha hardcore bir oyun deneyimi sunacağını tahmin etmek istiyorum. 7 numara Wolfenstein 2. Her ne kadar Bethesda konferansında garip bir fragman silsilesi halinde yayınlanmış olsa da Wolfenstein 2'den görebildiğim parçalar beni oldukça heyecanlandırdı. En azından oynanış anı, görseller, grafikler ve oyun tarzı bildiğimiz bir oyun, sevdiğimiz bir oyun. Gene bu sene keyifli oynayacağımı düşündüğüm yapımlardan biri. 6 numara Vampire. Kendisi Life is Strange'in yapımcılarının ellerinde hayat bulan bir oyun. Aslında diğer oyunlara nazaran daha düşük bütçeli bir yapım. Fakat vampir temasını işlemesi, Victoria dönemini anlatması, o İngiltere'nin o karanlık gotik atmosferini anlatması ki çok sevdiğim bir atmosferdir kendisi. Aksiyon RPG, açık dünya türünü en sevdiğim tür kendisi. En sevdiğim türün harmanlanmış hali diyebilirim. Orada vücut bulması, dövüş sisteminin hoş gözükmesi, RPG öğelerinin hiç fena durmaması gibi sebeplerle beklediğim oyunlardan biri bu yıl. Umarım hayal kırıklığına uğratmaz. Umarım beklediğimi fazlasıyla bulabilirim kendisinde. 5 numara Evil Within 2. 20 kez üzerinde uzun uzun konuşmayacağım ama benim zaten ilk oyunu çok sevdiğim bir oyundu. Mikami özellikle bu işi çok iyi yapan bir abimiz. Resident Evil'ın orijinal Resident Evil üçlemesinin hatta 4. oyununda yapımcısı kendisi. Evil Within'in ilk oyunu da bana sorarsanız oldukça başarılı bir hayatta kalma korku aksiyon oyunuydu. Korku aksiyon oyunlarını sevdiğimi artık kabul ediyorum yavaş yavaş ama Evil Within 2 ile ilgili tek çekincem çok korkunç olması. Ya sanki ilk oyuna göre baya baya daha çok korkunç olacak gibi geliyor bana. Bu elbet çoğu insan için artı bir puan olabilir ama benim için biraz eksi bir puan gibi. Ben çok korkmaktan ziyade aksiyon korku dengesinin dengede kalmasını tercih edenlerdenim ama elbet ki kendine ait bir sürü fan olacaktır. Gelmesi sevindirici bir gelişme oldu. 4 numara Call of Duty WW2. Man, Call of Duty zaten uzun yıllardır herhangi bir listemde bulunan bir oyun değildi. Yani son 5-6 oyunu bayağı hiçbir listemde yoktu neredeyse. En sonunda bir Call of Duty oyunu yaptım. Bir liste içerisinde görmek beni ayrı bir sevindirdi. Çok sevdiğim bir seriydi önceden. Umarım tekrar bu oyunla birlikte o çok sevdiğim seri olmaya devam eder. Umarım iyi bir hikaye, iyi bir deneyim yaşayıp Call of Duty'nin başından keyifli ayrılırız. Bekliyorum. 3 numarada ilk oyunu sürpriz bir şekilde sevdiğim Shadow of Mordor vardı. Hiçbir şey beklemiyorduk kendisinden fakat güzel bir tokat attı ve gayet kaliteli bir şekilde karşımıza çıktı. İkinci oyunda aynı kalitenin üzerine baya baya çıta koyacak gibi. Gösterilen her şey çok iyi. Tek soru işareti kafamdaki acaba hikaye bu kez iyi olacak mı? Onun dışında ne göreceğimizi az çok tahmin edebiliyorum. Çok geniş bir dünya, çok geniş bir savaş atmosferi, çok geniş bir ordu kurma atmosferi ve çok çeşitli bir savaş mekaniği beklediğim ve göreceğim büyük ihtimalle tahmin ettiğim şeyler. Hikaye işte ondan çok emin değil gibiyim. 2 numarada Ubisoft'un bu yılki artık son hani yılın son dönemlerine girdiğimiz zaman en büyük bombası Assassin's Creed Origins. Ben gördüğümden çoğu oyuncunun aksine memnun kaldım. Umarım memnuniyetim doğru bir şekilde hak bulur, doğru bir şekilde yer bulur kendine. Çünkü gördüklerim hoşuma gitti. Elbette eleştireceğimiz yerler olacaktır ama genel olarak Assassin's Creed imajını derleyip toparlayacak bir oyun olması gerekiyor bunun. Hem biz oyuncular için de Ubisoft için çok kritik bir noktada duran bir oyun. Unity'den önce geliştirilmeye başlandığına dair muhabbetler dönüyor. Yani öyle söylendi. Bunun hakkını verecek bir oyun olması lazım. Çünkü Ubisoft gerçekten bu oyunu sadece tek bir oyun olarak değil, bayağı uzun vadeli hani 3 şey Ezio muhabbeti gibi böyle hani üçlemeye çevirecek. Tekrar seriyi bir süre daha götürecek, yüksek noktada götürecek bir oyun olarak görüyor. Onun için de gerçekten sağlam bir oyun olması lazım. O yüzden Ubisoft'un hata yapmayacağını düşünüyorum burada ve Assassin's Creed Origins'e 2 numaraya alarak bahislerimi oynuyorum üzerine. Yılın oyunu olabilir.
Çok mu iddialı oldu lan bu? Ve bir numara. Geldik bir numaraya artık yani. Hani artık yeter ya. Artık yeter kardeşim. Bana bir çıkış tarihi verin dediğimiz oyun Bannerlord. Bekliyoruz. Mount & Blade 2 Bannerlord bu yıl en çok beklediğim oyun yani. İtiraf ediyorum gerçekten yakın zamanda izlediğim o at üzerindeki savaş mekaniğini gördükten sonra harcadığım 200-300 saat gözümün önünde geldi şimdi ilk oyuna. Warband'e ve ilk oyuna artı ilk oyuna. Bannerlord'da da bir o kadar vakit geçirecek miyim bilmiyorum çünkü eskisi kadar vaktim yok şu anda. Ama eminim ki vaktimi çalmak için elinden gelen her şeyi yapacak bir oyun olacaktır diye düşünüyorum. Artık gel gözün yanayım, artık gel. Ne olur gel. Bu yıl gelecek. Onu biliyoruz. Söylediler. 2017'de çıkacak dediler ama çıkış tarihi ben bu videoyu çektiğim esnada hala belli değildi. Belli olması için artık elimden geleni ne yapabilirim ki lan ben belli olması için? Elimden geleni yapacağım falan saçma sapan bir cümle kuracaktım. Belli hiçbir şey yapamam ben belli olması için. Sadece beklemekle yetiniyorum. Hepiniz gibi, herkes gibi. Artık çıkar mısın canım? Teşekkürler. Bay bay. Evet arkadaşlar sizlerden de en çok beklediğiniz oyun ne? Yok umurumda bile değil. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.